Şimdi burada da yine Nura'nın Giresun'da Nura'nın kaybıyla devam edelim. Burada da aslında dünürler arasındaki problem onların ilişkilerine de yansımış. Ve sonunda Nura maalesef ortalıklarda yok. Bir cinayetten bahsediyoruz. Maalesef yani. Nura'nın annesi ve babası gelsin lütfen. Kemal Bey ve Suzan Hanım. Kemal Beyciğim. Kemal Bey, senden bir şey rica edeceğim. Bir yandan yerine geç. O yüzden. Şimdi Suzan Hanım bir şey söylediği zaman kolundan çekip engellemeyeceksin. Selamünaleyküm. Onun sözünü kesmeyeceksin. Suzan Hanım bir şey söylerse de karışmayacaksın. Tamam mı canım? Mücadeleye gidiyordun sen. Sen elleme. Ben buradayım. Sen eşini susturma. Susturuyorsun bir, benim kafam karışıyor. Şurada otur. Niye böyle susturuyorsun? İçindeki her şeyi döksün. Biz buradayız yani, merak etme. Şimdi Savaş gelsin, Nura'nın kocası ve de amcası Emir gelsin lütfen. Gelir misin Savaş? Sabah kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın. Emir hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler Emir. Geç öyle lütfen. Yeter Hanım da şeyden hemen Giresun'dan yayına katılıyor. Annesi Savaş'ın, Nura'nın da kayınvalidesi. Yeter Hanım'ı görebilir miyim? Yeter Hanım. Bir göreyim Yeter Hanım'a. Yeter Hanım merhabalar. Evet. Vallahi ne oluyorsa dünürlerin kavgasıyla oluyor bu işler. Yani evlilikler maalesef anne özellikle büyük oranda ailelerin dünürlerin kavgası evliliklere müdahalesiyle oluyor. Bunu her iki taraf için de söylüyorum. Senin ailen için de söylüyorum, onların ailesi için de söylüyorum. Aileler bu kadar müdahale etmese evlilikler çok daha farklı yerlere gidebilir. Ama bizim toplumda gelenekçi bir toplum, ama maalesef biraz kendimizi tutmamız lazım. Şimdi Yeter Hanım, ben şunu merak ediyorum canım. Hemen konuya başlayayım sıcağı sıcağı böyle. Şimdi siz Suzan ve Kemal'i suçluyorsunuz. Diyorsunuz ki bu evlilik bozulduysa, yani Nuran'la Savaş'ın ilişkisi bozulduysa, bu tamamen iyi bir anne baba olamadılar Nuran'a. İyi anne baba olsalardı, kızlarının durumlarının farkında olsalardı, bu kadar evliliğe karışmasalardı, yani olaylar bu noktaya gelmezdi diyorsunuz. Öyle mi? Ben Kemal'i anmadım bunu. Kızıyla Suzan'a dedim. Ha, kızı öyle mi Kemal Suzan? Kemal ismi anmadım hiç onu. Ne demiş kızı neyine karıştık? Suzan'ın neye karıştık biz, neye karıştık bu? Hiç biz bir şey demeden sen anlatmadın mı? Geldin yayında ilk olayında sen anlattıktan sonra ben kızıma sordum, sorduktan sonra fırça atmadın mı? Neye böyle yapıyorsunuz diye. Onu karıştıran senin gelinin, o dayı gelinin. Benim çocuğumun huzurunu bozan gelinim biz değilim. Tabii. Sen anlattın bunu tabii. Hayır. Öbür gelinle alakası yok. Öbür gelinle alakası yok. Niye yokmuş? Üstü vermedin. Burası bunun babanın evi. Senin yok, bir şeyin yok. Savaş buradan çıkalım. Yok, bir şey diyeceğim abla. Ama ikisi bir konuşsun. Tamam, gelinle alakası. Benim karıma, benim abim, benim karıma, abimin karısı veya başkasının bir karısı karışamaz ya. Tabii demedim miyim? Savaş bunu niye söyleyin? Bütün pisliği bu yaptı. Telefonla bağlandı. Bütün pisliği bu yaptı. Telefonla bağlandı. Kızını aradı. Telefonda değil, eve geldikten sonra ana söyledi, nasıl evde izah ettim ne ben çocuğuma gelsin Suzan, diye. Suzan ne diyor, kader ne diyor, gelin ne diyor, abisinin karısı ne diyor? Abisinin karısı, üstü benim evim. Burası da babamın evi, senin bir şeyin yok değil mi? Uncuvat olamaz. Tamam, öyle bir şey demedi sana, diyemezler. Kız bana onun için kesin istemiyordu bunlara zaten. Abla, geldiğinde bu sefer davasını... Dedi ki diyelim dedi. Ha. Ne var bunda? Bu da sonra seni söyledi, dedi ki Savaş dedi, niye bunu dedi, bunun eline veriyorsun dedi. Ne alakası var? Ne alakası yok ya, zoruna gidiyor. Anan bak. Gel. Hora bırakıyorsun. Anan ne dedi dinlerse? Deliydi. Bir geline, bir kaynana deli dedikten sonra sen niye onun yanında bırakıyorsun? Benim yanında bırakmadın. Getir onun yanına bıraktın. İstemiyor. Deli istemediyor. Bir kaynana, Cem, bir damadına ana bırak. Ölü dili bırakmadıysa için niye bırakayım o zaman? Onu da söyle o zaman. Bir deli lafıyla şey yapıyorsun. Ben doğru söyleyeyim. Sana ben söylemeyeyim miyim? Sana yaptıklarınıza göre karşılık vereyim ben size. Ne ettiyiz de. Kemal Bey karışma işine. Kemal Bey bir dakika. Kemal Bey vallahi dışarı çıkartırım ha. Yemin ederim çıkartırım ya. Bak, ben deneyim abla, var mı itirazınız? Ben tamam, deneyim. Bir dakika dur. Yeter Hanım duydun mu? Asıl problemi yani senin ortanca yerin çıkartmış. Bir de siz zaten benim kızıma akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyorsunuz. Asıl siz problem çıkartıyorsunuz diyor. Gelin öyle konuşursa, kaynana öyle konuşursa, kaynata öyle konuşursa, Savaş öyle konuşursa. Nedir bu çocuk ya? Ablacığım, ne olur bu çocuğun bu hali ne bu? Tamam, benim büyük yengem de orada. Arasın bunun rezilini anlatsın o zaman. Kim haklı mı kim haksız görürsün. Ama anneni anlatacak işte, bir izin verirsen. Yeter Hanım, duydun mu dünürünü? Evet, söyle. Suçluyorsun da o da seni suçluyor. Ve gelinini suçluyor, diğer gelinini vallahi suçluyor. Valla daha önce dediğim gibi diyeyim. O
Böyle şeyler bak, onun bunun, o gelmiş, o gitmiş, o gitmiş, bilmem ne etmiş, yani Ahmet Mehmet'in yani olmaya. Bu Ahmet Mehmet öyle böyle dedi de adam çekip gitmez. Yuvasını dağıtmaz, hazanını bırakmaz, inadına mesela eltesi öyle mi yapıyor, inadına daha iyi durmaya uğraşır. O ufak tefek şeylerle hep gidilmez. Yapıyor muydu? Beni kızdırdılardın, ona sebep ben deli dedim. Senin gelin her zaman konuşuyorsun. Bir dakika dur. Senin diğer gelin, Kader. Hayır. Kader, peki sen diğer gelin Kader'i şikayet etmişsin Suzan'a. Kader böyle böyle yapıyor demişsin. Diğer gelini şikayet etmişsin. Hayır, yalan. Yok. Gelini Nurhan söyledi. Ben buna söylediğim zaman Nasip o zaman dedi gelinime ben de kızdım dedi. Ulan tamam niye işte, dedin tamam. Diye dedi. Evet. Doğru kızdım diyor dedi. Yani. Evet, doğru. Peki bana şunu söyler misin? Yani anne babasıyla arası nasıldı senin gelinin? Yani Nurhan'ın annesiyle babasıyla Suzan'la Kemal Bey'le arası nasıldı? Yeter Hanım. Ya bilmiyorum. Bursa'da ne var? Öyle telefonda konuşuyordu. Konuşmuyordu. Aralarını bilmiyorum. Aralarını. Yalnız ben hısmıma telefon ettim zamanı. Suzan'a. Evet. Her telefonda böyle ne var ne yok diye telefon ederdim. Bu paniklendi hemen. Ne oldu hısım, ne oldu, bir şey mi oldu, ne oldu? Bir şey mi oldu, ne oldu? Ha böyle dedi, ne öyle diye sabah. Hiç yalan söylüyor. Vallahi de yalan. Öyle panikle dedi. Allah'ın boynuma yalan söylemiyorsa. Bu karıdan ben korkarım işte. Ne yaptıysa bu karı yaptı. Kesinlikle daha da bir şey demiyorum. Korkarsın kardeşim, ben senden korkarım. Hiç, ey gidi, sen var kız, sen. Kız ben sana hiç öyle bir şey dedim mi? Allah bu kaydı. Kız ne söyledin be sana? Ben sana bak. Bak ne diyeceğim şimdi. Anlat bakalım anlat. Bana bak bana. Anlat. Ben sana açık açık bir şeyler anlattım mı diye. Evet yerine. Doğru. İşte onu. He. Şimdi seferde o sığınmadan geldiğim zaman kızım bana ne dedi biliyor musun? He. Anama dedi bunu anlatmayacaktın dedi. Anama anlattığın için bunlar dedi, böyle oldu işte dedi. O ne demek istediği sabah, ben de gerisini sormadım ona ta. Anama anlattığın için ben oldu, de söyledim ne gitti, dedi. Ne dedi, siz de ne yaptınız? Için, he, sen o zaman ne dedin? Eskisi gibi olmayacak dedin kıza değil mi? Dedin, ana dedi, sonra geldiğinde bana ne dedi? Eskisi gibi olmayacak dediler dedi. Ne oldu, neydi, neydi eskisi gibi olmayacak olan neydi? Vay. Söyle bakayım ya, şimdi. Ya bunlar boş çıkar. Ben çocuğumun arkasında kıldım, sorma. Bir şey, onunla kıldı bıcık laflarında. Onlar kıldı bıcık lafla. Ben öyle şeyler imala yapmamış. O zaman doğruları sen söyle. Ben bir şey demeyeyim daha. Sen söyle madem doğruları. Ne oldu? Ne gitti? Ne senin gitti? Sen anlat da ben bir sizeyim ya. Biz, sen evden gitti. Ne senin gitti? Biz doğru bilmiyor ki. Biz yalancıyız hep. Biz hep yalancıyız. Esnafçılar sizsiniz hep. Sen doğruyu konuşuyorsun. Ben sizden bir uzamda doğruysa bizim. Sen evden gitti. Ben sen evden gittiği için konuşayım. Senin evinden gitti. Sen anlat diyeyim sana. Sen anlatmadığın gibi ne yapayım ben şimdi? Ben evimden gittiyse ben ona hiçbir şey yapmadım. Allah biliyor onu. Yaradan Allah'ın biliyor. Hiçbir şey demedin. Yapmadın evde. Deli dedin mi? Hiçbir şey de yapmadım ona. Bir kadına, bir kadın, bir geline insan deli dedi miydi? Vallahi beni bir kaynana olarak. Diyemez tabi de öyle. Diyemez ya. Nasıl diyebilirsin sen? Ya benim kızıma böyle konuşamazsın diyor. Çekilsin ya. Yeter Hanım, sen öyle konuştun mu Nurhan'a? Sen de be. Ne konuşmuşum Nurhan'a? Yani sen deli dedi ne dün akşam? Abdi dengen yerinde değil, sen delisin, sen şöylesin diye aşağıladın mı kızı? Savaşın haberi olmadan. Hayır, yalan söylüyor. Neden biliyorlar o? Neden görmüş? Bizim evde miymiş? Neredeymiş o? Şöyle bak, köyden şimdi arkadaşların da söylüyor, bazı ihbarlar da geliyor. Sen kıza, doğru duydum değil mi arkadaşlar? Sen kıza çok kötü davranıyormuşsun ve aşağılıyormuşsun. Ya hakaret ediyormuşsun böyle. Şöylesin, böylesin. Ondan sonra senin aklın mı var, bu işi yapamazsın, şöyle Köyde. Yapamazsın diye. Özellikle kaçıp geldikten sonra sen kıza psikolojik olarak baskı yapıyormuşsun. Sen delisin diyormuşsun mesela. Abla benim dakika, evde ikinci, hayır, benim evde ikinci karım varmış da bunu söylüyormuş. Hayır anne. Şimdi ağrım bozulacak bu. İhbarcılar gelsin bakın buraya karşıma konuşsun şu yalanları. Aa, köydekiler arıyor. Tutma bunlar tutma. Köydekiler arıyor. Tutma bunlar tutma. Rahat olun siz. Sen, kabul etmeyenler tutuyor bunlar işte. Eskisi gibi olmayacak dedin mi geline? Gidip geldikten sonra bir yere gidiyor ya artık. Bunu oluyor bunu oluyor. Ha dedin mi demedin mi? Ben öyle bir şey demedim. Demiş mi eskisi gibi olmayacak Suzan Hanım? Demedim, Nurhan, öyle bir şey demedim ben. Kızım söyledi, tamam kızım söyledi bunu bana. Kabul etmiyorlar ya ki. Ya ablacığım siz, bak şimdi ben yine kızma başlayayım. Gidin kendini sorun ya. Bir ben öyle bir şey sorun. Demedim. Bir bizim benim ailemi sor bakın kim daha iyiymiş diye. İkimize de soruyorum. Kim daha iyi bir şey sor. Ben kötüydüm, ben niye geldim benim?
çocuğumu sorup sormadan aldın da geldin de kokulaklar konuşuyor. İstedim güne... Bir bardak su yüzüm için kim var işte kafanıza var? İlk geldiğimiz gün var ya ablacığım bak. Beddua etmeyin birbirinize. İstediği kadar yalan desin, istediği kadar doğru desin. İlk geldiğimiz gün benim kızım dedi aynen bu şekilde. Benim kızım dedi sizden başkasından asla rahat, hani başkasından dedi rahat edemez dedi. Vallahi size köyde ederse. Biri konuştu bak, çok kritik bir adam siz, köyde konuştu. Sizde diyor vereceğim rahat eder dedi, tamam mı ablacığım? Ha. Şimdi de. Bana da ne dediler biliyor musun? Kötülüğün varsa arasından bağlasınlar. Bu karı dediler sırata katamaz dediler. Hüsüm dedim buna. Sırata katmaz dediler. Ne dediler ne dediler? Kızım sırata katmaz bu karı dediler bu kadın için. Bir daha yavaş konuş, ne dediler? Sırata katmaz dediler. Ne demek o? Sırata katmaz dediler. Eğitemez demek yani. Eğitemez. Ha ben bir ondan sonra ben buna sordum diyorlar. Bak böyle böyle söylüyorlar. Yeter Hanım hüsüm dedim. Bu da dedi ki seni bağ keserler dedi. Beni sağ keserler dedi. Kimsenin ağzına bakmayalım dedi. Tamam mı? Tamam. Ben alacağım, alıvereceğim kızım. Gelin edeceğim dedi. Yani şimdi bana kesirler. Şimdi ben sana zorla mı verdim şimdi? O doğru. Tamam ay, bir şey yok. İlkokul aşkımdı tamam. Dedin tamam, sen bana. Tamam ablacığım bak işte. Ben zorla verdim de katılamıyorum işte. Ama söylediklerini kabul etmiyorlar. Sonra bana hak etmezse de ben sana. Evet dediydi madem öyleydi. Madem öyle bir sıkıntılar var bize niye anlatmış? Gelsen niye kaça kaça geldi? Niye bunu benim yanımda bırakmışsın? Alıp getiriyorsun. Beraber böyle bir sıkıntısı varsa. Hısım gel de bunun böyle bir sıkıntısı var. Beraber gidelim de baş başa gelelim de. Tedavi edileceğiz, ettirelim. Edilmeyeceğiz. Olmuyorsa ahzanızı teslim alın. Sabahçı ne olur ne gider? Bir kere gitti sığınma evine. Bir sefer gitti oraya. Üçüncü bir sefer ne olacağı belli olmaz. Teslim alın. Davetçe iki birimizden birimize bir şeyimiz olmasın dersin ya. Ben sana alıp tamam. Getiriyoruz ne yaptınız yeni daha iki gün gösterdiğiniz bir şey. Vallahi ben inanmıyorum şimdi, bu şeye. Şimdi bunu da hatırlamam. Bunu da hatırlamıyorum. Yeter oğlum bir şey yaptı bak, diyorsun. Benim şimdi bak öyle. Bunu da hatırlamıyorum. Bunlar, bana baksana. Bunlar ne yaptılar ne yaptılar tabii ki. Bunu da hatırlamıyorum dersen bu kızın başına her şeyi sen getirdin. Bak bu net artık. Ben senin yanına geldiğimde eski evdeniz daha yeni eve geçmemiştiniz. Anlat bakalım. Köyde. Ben senin yanına geldiğimde köyde bu mi? İlk aynen köyde, abla. Köyde. Yeni eve geçmemişlerdi daha. Kızın dedim bak böyle böyle yaptı ilk kaybolduğunda hatırlarsan. Kızın ne anlattın? Dedim, bak, ne anlattın? Biz de bilelim. Böyle bak, böyle yapmışlarken ne anlattın? Hani gitti gel dedim ya abla. Ha. Ben çocuğum için sabrediyorum dedim. Bir daha aynısı yaparsa dedim. Ama sağ demedim İmbel. Yeyli'deydi. Bak kız da vardı. Yeyli'de oturdu. Yeyli'de köyde geldi. Eski evde değil biz eski evde. Siz kız gelip geldiğinde biz yeni eve göçtüydük. Eski evde değildik. Eski evde konuştuk. Biz köyde eski evde konuştuk. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi biz hatırlıyorum bak. Biz o zaman da göçtüydük. Ocağının başında. Yeni evdeydik. Eski evde durmadık ya. Bir dakika Suzan.